أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hadislerle İslam olarak tercüme edilen Et-Targib ve Terhib isimli İmam Hafız el-Münziri'ye ait olan hadis kitabımızda 3. ciltte yeni bir bölümdeyiz. İzeşşemsü Kuvvirat ile beraber diğer sureleri okumanın faziletiyle ilgili hadis. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her kim kıyamet gününe sanki gözüyle görüyormuş gibi bakmak isterse, İzeşşemsü kuvvirat, İzessemâun fatarat ve İzessemâun şakkat surelerini okusun buyurdu. Yani tekvir, infitar ve inşikak surelerini okuyan kişinin gözünde kıyamet sanki canlanıyor. İzâ zülzile ile onunla beraber zikredilen sureleri okumanın faziletiyle ilgili bir bab. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, İzâ zülzile Kur'an'ın yarısına denktir. Kul hüvallahu ahad, üçte birine denktir. Ve kul ya eyyuhel kafirun da, dörtte birine denktir buyurduğunu rivayet etmiştir. Konu ile ilgili ikinci hadis-i şerif, Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birine, ey filan, evlendin mi? Buyurdu. Adam, hayır, vallahi ya Resulallah, evlenecek kadar malım yok, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kul huvallahu ahad suresini biliyor musun? Buyurdu. Adam, evet, biliyorum, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Kur'an'ın üçte biridir, buyurdu. İzâ câe nasrullâhi vel feth suresini bilmiyor musun? Buyurdu. Evet, biliyorum, dedi. O Kur'an'ın dörtte biridir, buyurdu. Kul ya eyyuhel kafirunu biliyor musun? Buyurdu. Evet, biliyorum, dedi. O da Kur'an'ın dörtte biridir, buyurdu. İzâ zülziletil arduyu biliyor musun? Buyurdu. Evet, biliyorum, dedi. O da Kur'an'ın dörtte biridir. Evlen, evlen, buyurdu. Et-Targib ve Terhib hadis kitabımızda El-Hakümüt Tekâsür okumanın faziletiyle ilgili bir hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinin her gün 1000 ayet okumaya gücü yetmez mi? Buyurdu. Ashab, buna kimin gücü yeter, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinin El-Hakümüt Tekâsür'ü okumaya gücü yetmez mi? Buyurdu. Şöyle bir açıklamayla ifade edildi bu konu. Tekâsür suresini ihlas ve tefekkürle okuyan 1000 ayet okumuş gibi sevap alır. Tercüme edenlerin böyle bir açıklaması olmuş. Et-Targib ve Terhib hadis kitabımızda 3. cilt Kul Hüvallahu Ahad suresini, İhlas suresini okumanın fazileti. 1. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yere geldim. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulet, ve lem yekul lehu kufven ahad okuyan birini işitince, gerekli oldu buyurdu. Ne gerekli oldu ya Resulallah diye kendisine sorduğumda, cennet buyurdu. Ebu Hureyre der ki, hemen adama gidip kendisini müjdelemeyi arzu ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yemek yeme şerefini kaçırmaktan korktum da vazgeçtim. Daha sonra adama gittiğimde oradan ayrılmış olduğunu gördüm. 2. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, toplanın,
size Kur'an'ın üçte birini okuyacağım buyurdu. Bunun üzerine toplanıldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp Kul huvallahu ahad suresini okudu. Sonra evine girdi. Bunun üzerine birbirimize, sanırız bu haber ona semadan gelip evine girdirmesine sebep oldu dedik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar çıkıp, ben size Kur'an'ın üçte birini okuyacağım dedim. Dikkat edin, İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Üçüncü hadis-i şerif, Ebu Derda radıyallahu anh'ten, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz olur mu buyurdu. Ashab, insan Kur'an'ın üçte birini nasıl okur dediler. Hazreti Peygamber, Kul huvallahu ahad, Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Bir rivayette, Allah azze ve celle Kur'an'ı üç kısma ayırdı ve Kul huvallahu ahadı Kur'an'ın bu cüzlerinden biri kıldı buyurdu. Dördüncü hadis-i şerif, Ebu Eyyub radıyallahu anh'ten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumak sizden birine güç gelir mi? Kim Allahul Vahidu Samet suresini okursa, yani İhlas suresini, Kur'an'ın üçte birini okumuş olur buyurdu. Beşinci hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten, bize rivayet edildiğine göre, biri, diğer bir adamın sabaha kadar, Kul huvallahu ahad suresini okutuğunu işitir. Sabah olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip, sanki adamın okuduğunu azımsayarak, bunu kendisine anlatır. Bunun üzerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni kudret ve iradesiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki, İhlas suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir buyurur. Altıncı hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birine, evlendin mi buyurdu. Adam, hayır, vallahi ya Resulallah, yanımda evlenip mehir verecek bir şey yok dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kul huvallahu ahad suresini bilmiyor musun buyurdu. Adam, evet biliyorum deyince, o, Kur'an'ın üçte biridir buyurdu. Yedinci hadis-i şerif, Muaz bin Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim Kul huvallahu ahad suresini 10 defa okuyup bitirirse, Allah kendisine cennette bir köşk yapar buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ya Resulallah, çok okumak istersek diye sorunca, Allah rızası için çok oku ve güzel yap buyurdu. Sekizinci hadis-i şerif, annemiz Ayşe radıyallahu anh'ten, Hazreti Peygamber bir kimseyi bir seriyenin komutanı olarak gazveye gönderdi. Bu kimse, arkadaşlarına namaz kıldırdığında kıraatini devamlı Kul huvallahu ahad suresi ile bitirirdi. Medine'ye dönünce bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona sorun bunu niçin yapmış buyurdu. Onlar da kendisine bunun sebebini sorunca, çünkü o surede bağışlayıcı olan Allah'ın sıfatları vardır. Bu sebeple ben onu okumayı seviyorum dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ona haber verin, şüphesiz ki Allah da kendisini seviyor buyurdu. Bu rivayetten de anlıyoruz ki, okunan surenin anlamı sahabenin gönlünde yer ediyordu. Dokuzuncu hadis-i şerif, aynı şekilde biraz önce rivayet ettiğimiz hadis-i şerifi Buhari, ayrıca Tirmizi de ondan daha uzununu Hazreti Enes'ten rivayet edip sonunda şunu da ilave etmişler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına gelince bu haberi kendisine bildirdiler. Hazreti Peygamber de, ey filan, arkadaşlarının dediğini yapmaktan seni alıkoyan ve her rekatte İhlas suresini okumaya teşvik eden nedir buyurdu. Adam, ben onu seviyorum deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu sevmen seni cennete girdirir buyurdu. Değerli dinleyenler,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini okumaya devam ediyorum. Et-Tergib ve Terhib isimli hadis kitabında. Hadisleri zaman zaman açıklama noktasında içimizde bir iştah, istek oluyor. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediğinden daha fazlasını deme ya da dediğini düşük hale getirme, kuvvetsiz hale getirme korkusu beni açıklama yapmaktan alıkoyuyor. Bundan dolayı sadece okumaya devam ediyorum. Üçüncü cilt, Kul e'unzu bi Rabbil felak ve Kul e'unzu bi Rabbin nas surelerini okumanın faziletiyle ilgili hadis-i şerifler. Birinci hadis-i şerif, Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Benzerleri hiç görülmemiş, bu gece indirilen bir kısım ayetleri bilmiyor musun? Onlar, Kul e'unzu bi Rabbil felak ve Kul e'unzu bi Rabbin nas sureleridir. Ebu Davud'un rivayeti şöyle, yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvana yem veriyordum. Ey Ukbe! Okunan en hayırlı iki sureyi sana öğreteyim mi? Buyurdu. Sonra bana, Kul e'unzu bi Rabbil felak ile Kul e'unzu bi Rabbin nas surelerini öğretti. İkinci hadis-i şerif Ebu Davud'un bir rivayetinde Ukbe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Cuhfe ile Ebba arasında yolculuk yapıyorduk. Birden bizi bir rüzgar ve kesif bir karanlık kapladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul e'unzu bi Rabbil felak ve Kul e'unzu bi Rabbin nas'ı okuyarak korunmaya başladı. Ve ey Ukbe, bu iki sure ile korun. Hiçbir korunan bu iki surenin benzeri ile korunmamıştır buyurdu. Ravi şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda imamlık yaptığında bu iki sureyi okuduğunu işittim. Üçüncü rivayet, hadisi İbn Hibban da sahihinde şöyle rivayet etmiştir. Ya Resulallah, bana Hud suresinden bir kısım ayetlerle Yusuf suresinden bir kısım ayetler okut dediğimde, ey Ukbe, sen Kul e'unzu bi Rabbil felak suresini okumaktan Allah katında daha makbul ve sevabı daha çok hiçbir sureyi okuyamazsın. Her namazda onu okumaya gücün yetiyorsa oku buyurdu. Dördüncü rivayet, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oku ey Cabir buyurdu. Ne okuyayım? Anam babam sana feda olsun dedim. Kul e'unzu bi Rabbil felak ve kul e'unzu bi Rabbin nası buyurdu. Ben de o iki sureyi okuduğumda, bu iki sureyi oku. Bunların benzerini hiç okuyamazsın buyurdu. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda, üçüncü ciltte yeni bir ana bölüm başındayız. Zikir ve dua bölümü, Allah'ı gizli ve açık devamlı zikretmenin fazileti, bir de Allah'ı çokça zikretmeyenlerin durumu ile ilgili hadis-i şerifler. Birinci hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edildi. Allah Teala buyurur ki, ben kulumun hakkımdaki zannına göreyim. Kulum beni andığında, onunla beraber olurum. O beni içinden anarsa, ben de onu onlardan daha hayırlı bir toplum içerisinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben de ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Ahmet de sahih bir isnatla benzerini şöyle rivayet etmiş, şunu eklemiş sonunda, Allah'ın bağışlaması çok süratlidir. İkinci hadis-i şerif, Muaz bin Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah-u Teala, bir kul beni kendi kendine anarsa, mutlaka ben de onu meleklerimden bir topluluk içerisinde anarım. O beni bir topluluk içerisinde anarsa, mutlaka ben de onu meleği alada, bana yakın melekler içerisinde anarım buyurdu.
Üçüncü rivayet, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah Teala buyurdu ki, ey Adem oğlu, sen beni tenhada anarsan, ben de seni öyle anarım. Sen beni bir topluluk içerisinde anarsan, ben de seni içlerinde andığın kimselerden daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Dördüncü rivayet, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allahu Teala, kulum beni anarken, dudakları benim için hareket ettiğinde, ben onunla beraberim buyurdu. Beşinci hadis-i şerif, Abdullah bin Büsr radıyallahu anh der ki, bir adam, ya Resulallah, İslam'ın hükümleri çoğaldı. Bana bir şey söyle, ona sarılayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dilini Allah'ı anmaya devam ettir buyurdu. Bir başka ifadeyle, dilin Allah'ı anmaya devam etsin. Altıncı hadis-i şerif, Malik bin Yuhamir radıyallahu anh'ten, Muaz bin Cebel'in kendilerine şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldığımda, son söz olarak ona, Allah katında amellerin hangisi daha sevimlidir dedim. Dilin Allah'ı zikretmeye devam ettiği halde ölmendir buyurdu. Bezzar da rivayet etmiş, ancak orada hadisin baş tarafı, bana amellerin en faziletlisini ve Allah'a en yakın olanını bildir şeklindedir. Yedinci hadis-i şerif, Ebu'l-Muharik radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsra gecesinde arşın nuru içerisinde kaybolmuş bir adama uğradım. Bu kimdir? Bu bir melek midir dedim. Hayır denildi. Bir peygamber midir dedim. Hayır denildi. Öyleyse o kimdir dedim. Cebrail, bu dünyada iken devamlı Allah'ı zikreden, kalbi mescitlerde takılı olan ve ana babasına küfredip asi olmayan bir adamdır, dedi. Sekizinci hadis-i şerif, Salim bin Ebul Cad radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ebu Derda'ya, bir adam 100 kimseyi hürriyetine kavuşturdu denilince şöyle cevap verdi. Bir kimsenin malını sarf ederek 100 kişiyi hürriyetine kavuşturması gerçekten büyük bir şeydir. Bundan daha faziletlisi ise, gece gündüz sahip olunan iman ve sizden birinin devamlı Allah'ı zikretmesidir. 9. rivayet, Ebu Derda radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en temiz olanını, derecelerinizin en hayırlısını, Allah katında en temiz olanını, derecelerinizi en fazla yükselteni ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten, düşmanlarınızla muharebe meydanında karşılaşıp boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlı amelleri haber vereyim mi buyurdu? Ashab, evet, haber ver dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı zikretmektir, Allah'ı gündemde tutmaktır buyurdu. Muaz bin Cebel, Allah'ın azabından, Allah'ı zikretmekten, Allah'ı gündemde tutmaktan daha fazla kurtaran hiçbir şey yoktur demiştir. 10. hadis-i şerif, Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir cilası vardır. Şüphesiz ki kalplerin cilası da Allah'ı zikretmektir. Allah'ın azabından, Allah'ı zikretmekten daha fazla kurtarıcı hiçbir şey yoktur, derdi. Ashab, Allah yolunda cihatta da mı daha fazla kurtarıcılık yok, dediler. Kılıcını kırıncaya kadar vursa, buyurdu. 11. hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah katında kıyamet gününde kulların hangisinin derecesi daha faziletlidir diye soruldu. Allah'ı çok zikredip onu gündemde tutanların buyurdu.
Ya Resulallah, Allah yolunda cihad eden gazininki nasıl dedim. Kafirler ve müşrikler içerisinde kılıcı ile kırılıncaya ve kana bulanıncaya kadar savaşsa da şüphesiz ki Allah'ı çok zikredenlerin derecesi ondan daha faziletli olur buyurdu. Hadisi Beyhaki de muhtasar olarak şöyle rivayet etmiş. Ya Resulallah, insanların hangisinin derecesi daha yücedir? Allah'ı zikredenlerin buyurdu. 12. hadis-i şerif, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden kim gece ibadet etmekten aciz, malını infak etmekte cimri ve düşmanla cihad etmekten korkan ise, Allah'ı çok zikretsin buyurdu. Demek ki Allah'ı çokça gündemde tutmak, bizi bu ibadetler konusunda daha güçlü ve kuvvetli hale getirecek. 13. hadis-i şerif. Cabir radıyallahu anh der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kul Allah-u Teala'yı zikretmeden daha fazla kendisini azaptan kurtaracak hiçbir amel işleyemez buyurdu. Allah yolunda cihat da mı değildir denildi. Allah yolunda cihat da değildir. Ancak kılıcı kırılıncaya kadar dövüşmesi hariç buyurdu. 14. hadis-i şerif, Haris el-Eş'ari radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah, Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya peygambere, hem kendisinin amel etmesi, hem de İsrailoğullarına emredip amel etmeleri için 5 kelime vahyetti. O, bu hususta biraz gecikir gibi olunca, kendisine İsa aleyhisselam geldi ve, Allah, sana hem senin amel etmen, hem de İsrailoğullarına emredip amel etmeleri için 5 kelime emretti. Bunu İsrailoğullarına ya sen haber verirsin yahut ben haber veririm deyince, Yahya aleyhisselam, ey kardeşim sen yapma, onları söylemek de sen beni geçersen, yere batırılmamdan veya azap edilmemden korkuyorum dedi. Sonra İsrailoğullarını Beyt-i Makdis doluncaya kadar topladı. Yüksek yerlere oturdular. Sonra onlara hitaben şöyle dedi. Allah bana hem kendim yapmam hem de İsrailoğullarını emredip yapmaları için 5 kelime vahyetti. Onların ilki, hiçbir şeyi Allah'a eş koşmayınız. Şüphesiz ki Allah'a eş koşan kimsenin benzeri, öz malı olan altın veya gümüşle bir köle satın alıp, sonra onu bir eve oturtarak, çalış ve yaptıklarını bana sun dediği ve kölenin de çalışıp efendisinden başkasına sunduğu kimse gibidir. Hanginiz kölesinin böyle olmasını ister? Şüphesiz ki Allah sizi yarattı ve size rızık verdi. Öyleyse Allah'a hiçbir şeyi eş koşmayınız. Namaza durduğunuzda sağa sola dönmeyiniz. Şüphesiz ki Allah kulu yüzünü çevirmedikçe ona yönelir. Size orucu emretti. Bunun benzeri, yanında misk kesesi olup bir örtü içerisinde olan kimse gibidir. Herkes miskin kokusundan faydalanmayı sever. Şüphesiz ki oruç Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Size sadaka vermenizi emretti. Bunun benzeri, düşmanın esir edip ellerini boynuna bağladıkları ve boynunu vurmak üzere hazırlık yaptıkları kimse gibidir. Bu esir düşmana, canımı bağışlamanıza karşılık size bedel vereyim mi demeye başlar ve canını kurtarıncaya kadar az ve çok malını verir. Size Allah'ı çok zikretmenizi emretti. Bunun benzeri, düşmanın kendisini takip ettiği kimse gibidir. Nihayet bu kimse muhkem bir kaleye gelip kendisini orada kurtarır. İşte kul da böyle, şeytandan ancak Allah'ı zikretmekle korunur. 15. hadis-i şerif, Sevban radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Altını ve gümüşü biriktirip, onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara
pek acıklı bir azabı müjdele. Tevbe suresi 34. ayet inince biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte seferdeydik. Ashabından biri, ayet altın ve gümüş hakkında mı indi? Hangi malın hayırlı olduğunu bilseydik onu edinirdik deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, malın en faziletlisi Allah'ı zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kocasına imanında yardımcı olan bir eştir buyurdu. 16. hadis-i şerif Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. 4 şey vardır ki bunlar kime verilirse ona dünya ve ahiretin en hayırlı şeyi verilmiştir. Şükreden bir kalp, zikreden bir dil, musibetlere karşı sabreden bir beden, kendi ve kocasının malı konusunda kocasını günaha düşürmeyen bir kadın. Yani ırzı ve kocasının malı hususunda kocasının hukukuna riayet eden saliha bir kadın. 17. hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım gruplar dünyada yayılmış döşekler üzerinde Allah'ı zikrederler. Bu zikirleri kendilerini cennette yüce derecelere ulaştırır buyurdu. 18. hadis-i şerif Ebu Musa radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı zikreden kimse ile onu zikretmeyenin benzeri diri ile ölü gibidir buyurduğunu rivayet etmiştir. 19. rivayet Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten o der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar size mecnun deyinceye kadar Allah'ı çok zikrediniz buyurdu. 20. hadis-i şerif Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklar size siz gösteriş için yapıyorsunuz deyinceye kadar Allah'ı çok zikredin buyurduğunu rivayet etmiştir. 21. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke yolunda yürüyordu. Cümdan denilen bir dağa uğradı ve yürüyünüz. Bu Cümdan dağıdır. Müferridun geçti buyurdu. Ashab, müferridun kimlerdir ya Resulallah diye sorduklarında, Allah'ı çok zikredenlerdir buyurdu. Tirmizi'nin rivayeti şöyle, ashab, ya Resulallah, müferridun kimlerdir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı zikretmeye düşkün olanlardır. Zikir onların ağırlıklarını hafifletir. Böylece kıyamet gününe hafif olarak gelirler buyurdu. 22. hadis-i şerif Hazreti Enes'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şeytan ağzını Ademoğlunun kalbine koymuştur. O Allah'ı zikredince şeytan çekilir, gaflete düşüp zikri bırakırsa kalbini yutar. 23. hadis-i şerif Ebu Zer radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her gündüz ve gecede Allah'ın bir sadakası vardır. Bunu kullarından dilediğine verir. Allah'ın bir kula verdiği en faziletli şey, ona zikrini ilham etmesidir. 24. rivayet, Muaz radıyallahu anh'ten bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah yolunda savaşanların hangisinin ecri daha büyüktür diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı en çok zikredenin buyurdu. Adam, salihlerin hangisinin ecri daha büyüktür dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'yı en çok zikredenin buyurdu. Sonra adam, namazı, zekatı, haccı, sadakayı sordu. Her defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'yı en çok zikredenin ecri daha büyüktür buyurdu. Bunun üzerine, Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e, ey Ebu Hafs, zikredenler bütün hayrı alıp gittiler deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Rabbimiz, kendisini ve gönderdiği kelamı sürekli dilinde, gündeminde, kalbinde tutan, anlamıyla
isteyerek, kavrayarak, ihlas ile anıp duran kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.